Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de inşallah 26. ayetten 32. ayete kadar gitmeye çalışacağız inşallah. Hatırlayacak olursak dün Adem babamız ile Havva annemiz nasıl cennetten çıkarıldığını ve şeytan onları nasıl kandırdığını anlattık. İşte ey Adem, bu ağaçtan yerseniz siz ebedi bir şekilde kalacaksınız onları dedi. Ve onları kandırdı. Allah da onları ceza olarak, işte Adem babamız Singapur dağlarında, tarihçiler böyle söylemiş. Doğrusunu Allah bilir. Tarihçiler. Çünkü bu tarihi meselesi. Yani Kur'an sünnette öyle bir şey yok. Adem babamız Singapur dağları, Havva validemiz Cidde. Ve 934 sene hayat yaşamışlar. Eski kavimler fazla yaşıyorlardı. İşte 200 yıl boyunca ağlamakla geçmiştir. En son Arafat'ta buluşmuşlar. İşte قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاَنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya Rabbi, nefislerimize zulmettik. Allah'ım bizi merhamet etmezsen, yani biz hüsranlardan, yani kaybedenlerden oluruz ey Allah'ım dediler. Ve Allah tebareke ve teala onların günahlarını affetti. Dikkat ederseniz onlar şeytan gibi ısrar etmediler. Hatalarından döndüler. Yani hata ettiler, tamam ya Rabbi hata ettik. Ondan dolayı yani şeytan var olduğu müddetçe insanoğlu hata etmeye meyillidir. Ama tövbeyi unutmayacak. Onu yoktan var eden Yüce Allah'ın var olduğunu unutmayacak. Hata ettin hemen. Ya Rabbi tövbe ettim Allah'ım. Ve salih amel ardından yaparsan Allah Tebareke ve Teala buyurduğu gibi bel yubeddilullahu seyyiatin hasenat. Yapmış olduğun o günahları eğer samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde tövbe edersen vallahi o günahlar Allah iyiliğe çevirir. Allah o kadar merhametli, o kadar gafur, o kadar rahim bir Rabbimizin var olduğunu bilelim kardeşlerim. Evet. يَقُولُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Tertil edelim daha güzel. يَا بَنِي آدَم. Dikkat edin, burada evrensel bir çağrı var. يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا. Ey Ademoğlu, andolsun. Bakınız. Size bir elbise gönderdik. Bitirelim bunu. قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سُوَأَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ey insanoğlu diyor. Evrensel bir çağrı dedi, değil mi? Andolsun biz size mahrem yerlerinizi örtmek için bir elbise gönderdik, indirdik. Sübhanallah, elbise bir nimettir. Nimet. Şu an biri dese yani milyarlarca dolar al, çıplak çık. Vallahi çıkamam. Vallahi çıkamam. Kimin için bu? Hakkıyla mümin olanlar için. Ama sıradan bir kişi yani art damarı çatlamış çıkar. Ve çıkıyorlar, görüyorsunuz. Moda adı altında. Şu an elbiselerini şurada, şurada, burada, şurada, şurada yırtıyorlar moda diye. Ya Allah bu elbiseyi, bu yerleri örtmek için Allah bize indirdi ya. Moda altında bunu yapıyorlar. Nereye gidiyoruz? Bu gidiş nereye Allah diyor. Sübhanallah. Değil mi? İşte mahrem yerlerinizi örtmek için size bir elbise gönderdik Allah diyor. Varişen, aynı şekilde varişen yani avret yerlerinizi örtecek giysi ve giyinip süsleneceğiniz elbiseler gönderdik. Rişen
yani süsleyecek elbise. Yani normal bir elbise var, bir de dışarıya çıkmak istediğin zaman gideceğiz bir elbise var. İki çeşit. Rişen ve normal elbise. Yani rişen süs için. Elbette yani hani dışarı çıktığın zaman böyle evde giymiş olduğun elbiseyle çıkamazsın. Süsleneceksin. Müslüman iyi olacak, iyi görünecek. Allah emrediyor. Bazıları berdüş 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 çıkar. Öyle değil. Yapmayın. Yapmayın. Varişen Allah diyor. Süslenin. Bu kim için? Erkekler için. Kadınlar için hayır. Kadın kocasını evde süslenecek. Ama şu an dışarıda. Maalesef. Maalesef. Yani şu an mesela Müslümanların çoğu şu an dışarı çıktıkları zaman aynanın karşı, şimdi belki bana kızacaklar ama yani dost acı konuşur. Aynanın karşısına geçer. 5 dakika, 10 dakika aynanın karşısında kalır. Evde şarvalla işte anlayın artık. Olmaz. Tam tersi olacağı yerde tam tersini yapıyor. İçeride kocasına karşı süslenecek bu kadın, dışarıda değil. Kime süsleniyorsun dışarıda? Kime? Allah bunu istemiyor. Allah bunu istemiyor. Ama işte وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ Takva giysisi diyor, daha hayırlıdır diyor. Yani ne demek? Hayatınızı Allah'ın emir ve yasaklarıyla yani bu şekilde kalın. Yani كَمَا أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ وَأَخْبَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ izinizden ayrılmayın. Allah nasıl emrettiyse ve Resul nasıl gösterdiyse bu şekilde yaşamaya çalışın. Yani onun emirlerini gözeterek yaşayın demek istiyor. İhsanla yaşayın. Ve ihsan nedir? İhsan اَنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَى فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَى